Efendim Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamada sene sonuna kadar parti kurma çalışmalarının tamamlanacağını söylüyor. Peki Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz? Vermem. Kesinlikle. Bugüne kadar ne yaptı ki? Ülkenin başına getirmiş olduğu belalar, felaketler onun yüzünde ve ekibinin yüzünde. Sadece o sorumlu değil, yani hepsinin sorumluluğu var yani. Kesinlikle kabul etmiyorum. Oyumu da vermem. Ülkemi çünkü çok seviyorum. Ülkemi çok sevdiğim için bu tip insanlara kesinlikle oy vermem bu partiler. Peki Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurması sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim için hiçbir önemi yok. Yani kaybolup gidecek. Partiyi kurabilir ama kaybolup gidecek, yok olup gidecekler. Peki parti kurduğu zaman sizce sadece AK Parti mi etkiler, diğer partilerden de oy alır mı? AK Parti'yi de etkilemez, diğer partiyi de etkilemez. Oy alamaz kesinlikle. Biter gider, yok olur giderler. İsimlerini duyurulur, parti kurduk diye isimleri duyurulur ama kesinlikle biter. Yerlerinde olsam hiç yerim kıpırdamam, yerimde dururum, ağırlığımı korurum yani. Veririz. Hangi sebeplerden dolayı ya, verirsiniz? O sebep bize bırak yalnız veririz, bir seferlik bir hak tanıyacağız. Peki sizce AK Parti'den ayrılıp böyle bir parti kurması süreci nasıl bir süreç? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğal bir şeydir yani. Köylülük dönemi bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti herkes demokrasi hakkını kullanabilir. Seven verir, sevmeyen vermez. Yani illa bir kişiye bağlanacağı diye bir kayda yok. O insan kendine güvenmezse zaten kuramaz. Peki sizce sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Tabii ki alır. AK Parti'nin alır. Anlattıklarına göre bir sürü milletvekili ayrılacak, ona katılacak. Diğer partilerden oy alır mı peki? Diğer partiler bazı özellikle partilerde alabilir yani. Ama diğer partiden pek nadir alır yani. Mesela Halkın Demokrat Partisi'nden alamaz. Yani sosyalist insanlar da alamaz. Ama diğerlerde tek tük alır yani. Hayır. Çünkü bir yıkıntıdan çıktı. Yıkılan bir binadan iyi bir bina kurulmaz. Neden kaçtı? Bunu kuranlar da kendileriydi. Çalışanlar da kendileriydi. Sonuç olarak enkazdan çıkmış adam. Belki düşmüşün halinden düşmüş anlar misali iyi olur mu diye düşünülebilir ama bana uymuyor. Peki AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çirkin, çok iç pazarlıklı. Peki kurulacak olan parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı sizce? Alır. Nerelerden oy alır? Bizim millet yenilikçiliği seviyor. Bir laf vardır, acar bardaktan su içmesi tatlı olur diye. Denemeyi seviyor. Alır yani. Öyle bir düşüncem var. Davutoğlu mu anlayamıyorum. AK Parti'ye gelmiş. AK Parti'nin Davutoğlu yapmış. Şimdi ayrılıyor. Parti kuruyor. Böyle bir saçmalık yoktur. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a memnunum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Peki sadece AK Parti'den mi oy alır? Diğer partilerden de oy alır mı parti kurduğu zaman? AK Parti'den olacağını sanmıyorum. Diğer partilerden mi oy alır parti kurduğu zaman? Onlardan alacağım. %1 geçmez. %1 geçmez Davutoğlu. %1 de kalır. Yani şu anda yaşadıklarımız gerçekten pek iç açıcı değil. Yenilik istiyoruz, daha farklı fikirler istiyoruz, daha iyi yönetim istiyoruz, daha iyi şartlarda Türkiye'mizde mutlu ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Eğer bunu sağlayacaksa Davutoğlu'na tabii ki oy veririm. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendisini seviyoruz, karakterini, kişiliğini de seviyoruz. Mutlaka kurduğu partide başarılar da elde edecektir. Takip edeceğiz. Tabii ki öyle körü körüne oyum ona diyecek durumum yok. Takip edip doğruları yaptığına kanaat getirip ondan sonra oyumu kullanacağımı söyleyebilirim. Peki Davutoğlu partisini kurduktan sonra sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Davutoğlu'nu sevenler çok. Yani sadece parti, AK Parti olarak bakamıyorum. Ben bir öğretmenim. Çevremde de duyduklarım var. Sevilen bir karakter ve kişilik. Politikasında da o sevilen halini devam ettirirse eğer sanıyorum sadece AK Parti değil, diğer partilerden de oy toplayabilir. Vermem. Çünkü onlar ne yapacağı belli olmuyor. O partinin nereden gelip nasıl kurulduğu belli olmadığı için tavsiye etmiyorum yani. Kendim AK Parti'den başka kimseye oy vermem. Peki Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp böyle bir parti kurma sürecine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şu an net olarak bir şey diyemiyoruz. Onun ileriki zamanda belli olur zaten. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Diğer partiler destek çıkabilir. Çünkü onlar AK Parti'ye karşı olduğu için diğer partiler verebilir. Ama AK Parti'den çıkmaz yani. Onu öyle düşünüyoruz şu an. Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy vermem. Nasıl oy vermem? Zaten zamanında yaptıklarını zaten herkes gördü. Şu an zaten ülkenin hali hiç iyi değil. İyi duruma gitmiyor. Şu an ben işsizim mesela. Hani hiç yani zannetmiyorum kimseden oy alacak.
Öyle. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi AK Parti'den ayrılıp zaten iyi bir şey yaptı AK Parti'den ayrıldı. Zaten o çoktan yapması gereken bir şeydi. Ama zannetmiyorum yine tutulacak. Bir kere insan gitti zaten ayağı kaydı mı ikinci defa bir daha olmaz ben diyorum. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? AK Parti'den almaz. Onu düşünmüyorum. Diğer partiler destek verir onu bilmiyorum. O da onlara kalmış bir şey. Ama bu gidişle hani memleket hani tırşık brınç olacak dediğim gibi. Odur abi. Daha ne diyeyim? Vallahi siyasi düşünmüyoruz. O yüzden de hiçbir şekilde yorum yapamıyoruz. Hangisi en iyisi o olsun. Peki şunu söyleyelim. Siyasi düşünmüyoruz dediniz ama Davutoğlu'nun kuracağı parti sizce sadece AK Parti mi etkiler, diğer partilerden de oy alır mı? Vallahi bunun içinde ben bir şey diyemiyorum ama etkiler diye düşünüyorum, evet. Olabilir. Peki AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsun? Ben şu an için bir şey değerlendirme yapamıyorum. Güzel olur bence, yapar yani. İyi Parti bile bayağı bir yükseldi biliyorsunuz bence. Toplar, oy toplar diye düşünüyorum. Peki sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Alır. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Diğer partilerden de alır diye düşünüyorum. Valla benim siyasetle aram hiç yok. Hiçbir şeye de karışmıyorum. Yani hiçbirinden de işim olmaz benim. Neden vermezsiniz? Bilmiyorum. Yani politikalarını beğenmiyorsunuz veya başka sebepler mi var? Yeterli. Bu konuyla ilgili neler söylüyorsunuz? Yeterli görmüyorsunuz. Evet. Yeterli görmüyorum. Kişiliğine bir şey diyemem yani. Ne yönden yeterli görmüyorsunuz? Yani bilgim dahilinde yeterli görmüyorum. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış buluyorum ya. Yani bu gibi hareketler, bu gibi yapılanmalar sonuç vermiyor. Ben biraz geçmişten takip ediyorum siyaseti. Çok zor işi. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Veya herkesinden kimlerden olur? Oy alabilir ama yeterli olmaz. Ha şunu da söyleyeyim, Türkiye'ye yeni bir şey gerekiyor bak. Böyle gençlerden, civan gibi, böyle yenilikçi, efendim böyle daha çok bilgiye falan dayalı, teknolojiye dayalı, ileri görüşlü bir siyasete ihtiyaç var. Buna inanıyorum ama bu Davutoğlu falan değil yani. Veririm. Hangi sebeplerden ötürü? İyi biri. İnşallah olur. İnşallah Allah muradına erer. İstediği gibi olur. Veririm. Vermeye çalışırım yani. Peki efendim, Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun düşüncelerini beğeniyorum. Onun fikirlerini beğeniyorum. İyi düşünüyorum. İyi. İnşallah istediği muradına erer. Peki Davutoğlu partiyi kurduğu zaman sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Bence her yerden, herkesten alır. Onu herkes beğendiğini tahmin ediyorum. Bence AK Parti'ye zarar verir. Çünkü bölünmeler olduğu zaman AK Parti seçmeni de bölünecektir. Çünkü sonuçta AK Parti seçmeni biliyorsunuz hemen hemen %90 dindar bir seçmen. Özellikle mesela bakıyorsunuz Davutoğlu Konya'da bayağı güçlü bir şey, güçlü bir lider. AK Parti'de bayağı bir bölünme olur ama diğer partilerde sadece bence HDP'yi etkilemez. Ama diğer partilerin çoğunu hemen hemen etkiler. Bakıyorsunuz Ufuk Uras Davutoğlu'nun ekibine geçti. Sonuçta sol kökenli bir parti lideriydi. Bölünmeler neden olacaktır HDP hariç? Yok. Kurma vermezsin. Vermem. Diğer partilerden ayrı alır. AK Parti'den almaz mı? Bilmiyorum, alabilir. Tabii ki verilir. Yani başarılı bir başbakanımızdı. Dürüst bir adam, beyefendi bir insan. Yani niye oy vermeyeyim? Peki Davutoğlu kuracağı partiyle sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Türkiye genelinde alır, AK Parti'den de oy alır. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, siyasette muhakkak olacaktır öyle şeyler. Yani bir Davutoğlu, Sayın Davutoğlu parti kuruyorsa desteklemek lazım. Yani illa ben ABC partisi tutmuyoruz. Biz halka hizmet eden vatandaşı tutuyoruz. Ekibinde kim var? Davutoğlu. Davutoğlu bir hep yapıcı, esnaf bir aileden gelen bir vatandaş. Onun için vatandaşın sıkıntısını anlayan bir beyefendi. Ben kendim oy veririm. Veririm. O çalıştığı biliyorum ben onu. Peki Davutoğlu'nun partiden ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel. Başarılı. Ben Karabekliyim. Burada durmuyorum. O da desek devam. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Alır, alır. O doğru yolda yürüdü. Ben 15 sene muhtarlık yaptım. Her şeyi bilirim. Tamam, memleketimde uyar yani. Hayır efendim. Ya şimdi benim, biz yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımızı seven bir insanım. Reisimizdir o. Onun şu anda askeri onun karşısında. Şu anda onunla sizinle konuşur. Bizim Cumhurbaşkanımızı kimse yerini dolduramaz. AK Parti'nin dahil olarak. Genellikle her şey çok güzel diyorlar ya. Ben görüyorum her şey çok güzeldir. Hani ne yaptılar, ne ettiler yani. Bir şey yapmadı. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onu bilemem. Onların, şimdi onları karar onlarındır yani. Kim halk severse onlara verir. Genellikle
bizim zaten Türkiye'nin geleneği dışında zaten AK Parti olarak başka bir parti biz tanımıyoruz. AK Parti kimse yıkamaz yani. AK Parti bu seçimde belediye başkanı olarak hepsini kaybettiler ama yine de halk uyardı yani. Halk Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçmez diyorlar. Cumhurbaşkanı emeğini verdi, hakkını verdi, her şeyi yaptı. Onlar hiçbir şey yapmadılar. Onlar genellikle diyor her şey çok güzel oluyor. Biz görüyoruz, göremiyoruz. Yani kardeşim milleti niye kandırıyorsunuz? Garibanlar sokaklarda yatıp kalkıyorlar, dışarılarda yatıp kalkıyor. Git onların el atın, biz de görelim bakalım yani. İnsanlar yardım ediyorlar yani. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den oy alır, diğer partileri de etkiler mi? Valla şu anda onlar parti kurursa gelenlikle AK Parti'ye kimse AK Parti'ye gelenlikle oy olarak Davut olarak vermezler yani. Çünkü AK Parti'den başka kimse vazgeçmiyorlar. Ben de dahil olarak başka bir şey söylemek istiyorum. Kim hayırlıysa, kim görevini en güzel şekil olarak yapıyorsa herkes ona verecek yani. Peki diğer partilerden oy alır mı? AK Parti'den almaz dediniz. Yok efendim, alamazlar. Kesinlikle alamazlar. Çünkü herkes kendini biliyor zaten. Anlatabiliyor muyum abim benim? Veririm. Davutoğlu başarılı bir insan. Çünkü başarılı olmasının sebebi de zaten bazı yöneticilerden dolayı partiden başbakanlığından bıraktı. Davutoğlu eğer ki parti kurduğu zamanı ben kendi şahsım olarak ilçemde parti başkanlığına bile başvuracağım. Onun için elimden geleni de yapacağım. AK Parti'den ayrılma sebebim ise AK Parti'nin artık değişim zamanı olduğu belirti verdi. Önceden AK Parti'ye mi oy veriyordunuz? Tayyip Erdoğan geldiği günden beri AK Parti'ye oy veriyorum ve onun için çok çalışmalar yaptık, üyelik yaptık. Ama baktık ki bazı yanlışları görüyoruz biz. Yanlışları görüyoruz diyorken hiç partiyle alakası olmayan insanları bile gidip onun yanında onun için çalışan insanlara inanmayıp de mesela bizler mesela ona oy veriyoruz. Mesela o adam yeni gelmiş bir partiye. O bizden önde gidiyor. Hani onun sözleri geçerli oluyor. Biz ondan çok kızdık. Bu partiyi eğer açarsa ben hatta size bunu da söyleyeyim. Ben buradan bile parti başkanlığı için müracaatımı da şimdiden veriyorum yani. Peki Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence doğru bir karar. Dürüst olduğu için doğru bir karar. Ve ben destekliyorum bunu. İlk günden beri de destekliyorum bunu. Olması gerekeni yapıyorum. Peki Davutoğlu'nun kuracağı parti sadece AK Parti'den mi oy alır, diğer partilerden de oy alır mı? Gördüğüm kadarıyla Davutoğlu her taraftan oy alacağına ben inanıyorum.